Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte dans etmesini seven hipopotam adlı parçayı işleyeceğiz. Geçen ders size bu parçayı okumanızı söylemiştim. Eğer okumamışsanız videoyu durdurmanızı ve bir kez okumanızı istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Kitabımızda sayfa 70'i açalım. Etkinlik 1. Aşağıdaki cümlelerde renkli yazılan sözcüğü çıkarıp yerine başka bir sözcük koyalım ve cümleyi yeniden yazalım. Ancak dikkat edelim, cümlenin anlamı değişmesin. Cümlenin anlamının değişmemesi için renkli yazılmış olan sözcüklere benzer anlamda sözcükler yazmak durumundayız. Her gün ormanın kuytu bir köşesine gidiyor, şarkı söylüyor ve yoruluncaya kadar dans ediyordu. Kuytu sözcüğünü çizdik. Onun yerine benzer anlamda bir sözcük yazacağız. Her gün ormanın ıssız bir köşesine gidiyor, şarkı söylüyor ve yoruluncaya kadar dans ediyordu. Kuytu sözcüğünün yerine ıssız sözcüğünü yazdık. Ya da tenha sözcüğünü de yazabiliriz. O sabah küçük hipo yine bir şarkı mırıldanarak ormanın sessiz bir köşesine doğru yürüdü. Mırıldanarak sözcüğünü çizdik. Onun yerine benzer anlamda bir sözcük yazacağız. Mırıldanmak ne demektir çocuklar? Sessiz sessiz bir şarkı söylemiş. Şimdi biz mırıldanarak sözcüğünü kaldırdık. Oraya benzer bir sözcük yazıyoruz. Bu sabah küçük hipo yine bir şarkı fısıldayarak ormanın sessiz bir köşesine doğru yürüdü. Üçüncü cümlemize geldi sıra. Küçük hipo önce çok kızdı. Sonra içini bir acı kapladı ve gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Acı sözcüğünü çizdik. Buradaki acı ne demek acaba? Bir üzüntü duygusu, bir hüzün duygusu değil mi? O zaman ben küçük hipo önce çok kızdı, sonra içini bir hüzün kapladı ve gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Ve son cümlemiz. O da hıçkırarak arkadaşlarının kendisiyle alay ettiklerini söyledi. Alay ettikleri sözcük grubunu çizdik. Benzer anlamda bir sözcük ya da sözcük grubu yazacağız. Bulduk mu? O da hıçkırarak arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini söyledi. Gördüğünüz gibi bütün cümlelerde kaldırdığımız sözcüklerin yerine benzer anlamda sözcükler yazdık. Böylece cümlelerin anlamı değişmemiş oldu. Şimdi etkinlik 2'de sıra. Etkinlik 2'deki soruları cevaplayabilmemiz için parçayı çok iyi okumamız ve çok iyi anlamamız gerekiyor çocuklar. Soru 1. Arkadaşlarının küçük hipoya sürekli gülme nedeni neydi? Önce soru soran sözcüğü kaldırdık. Arkadaşları hipoya neden gülüyordu? Kocaman gövdesiyle dans ettiği için arkadaşları ona gülüyordu değil mi? Peki biz bunu düzgün cümle olarak nasıl yazacağız? Arkadaşlarının küçük hipoya sürekli gülme nedeni şişman gövdesiyle dans etmesidir. Soru 2.
Mutlu bir şekilde dans eden Hipo'nun kızıp ağlamasının nedeni nedir? Önce soru soran kelimeyi kaldırdık. Hipo neden kızıp ağladı? Arkadaşları ona güldüğü için değil mi? Peki biz bunu düzgün cümle olarak nasıl yazabiliriz? Mutlu bir şekilde dans eden Hipo'nun kızıp ağlamasının nedeni arkadaşlarının ona gülmeleridir. Soru 3. Küçük Hipo otların üzerinde uyurken nasıl bir rüya görüyor? Soru soran kelimeyi kaldırdı. Nasıl bir rüya gördü Hipo? Güzel bir rüya mı? Kötü bir rüya mı? Evet, küçük Hipo otların üzerinde uyurken güzel bir rüya gördü. Soru 4. Küçük Hipo'nun yerinde siz olsaydınız, arkadaşlarınızın dalga geçmeleri karşısında kendinizi nasıl hissederdiniz? Nasıl hissederdiniz çocuklar? Küçük Hipo'nun yerinde ben olsaydım, arkadaşlarımın dalga geçmeleri karşısında kendimi mutlu mu hissederdiniz? Üzgün mü? Kızgın mı? Heyecanlı mı? Korkmuş mu? Sizin hislerinizi ifade eden duyguyu noktalı yere yazabilirsiniz. Ve son soru. Hipo'nun dans konusunda kendini geliştirmesi için sizce neler yapması gerekiyor? Sizce neler yapması gerekiyor? Yine kendi fikrinizi yazmanız gereken bir soru. Hipo'nun dans konusunda kendini geliştirmesi için bence kendi düşüncenizi yazdıktan sonra cümleyi bitirebilirsiniz. Etkinlik 3. Aşağıda resmi verilen dans çeşitlerinin isimlerini araştırıp altlarına yazalım. Hepinizin bu dansları bildiğine eminim. Resimdeki bayanın yaptığı dansın adı ne çocuklar? Evet, bale. Peki bu gençlerin yaptığı dansın adını biliyor muyuz? Hip hop. Peki şu çocukların danslarının adı ne? Biliyor muyuz? Evet, halk dansları. Peki bu resimdeki dansın adını biliyor muyuz? Tango. Daha pek çok dans çeşidi var çocuklar. Umarım siz de dans etmeyi seviyorsunuz. Sırada etkinlik 4 var. Etkinlik 4, çizgilere dikkat ederek yazacağımız bir çalışma. Dans etmeyi seviyorum cümlesini çizgilere dikkat ederek güzelce yazmamız gerekiyor. Ben bir örnek yazdım size buraya. Siz de çizgilere dikkat ederek diğer bölümleri doldurunuz. Sırada 5. etkinliğimiz var. Bu etkinlikte yine sizin kendi hayal gücünüzle tamamlayabileceğiniz, yapabileceğiniz bir etkinlik. Tayfun'un en büyük hayali arkadaşlarıyla birlikte bir kayık yapmaktır. Ama arkadaşlarından bazıları Tayfun'un bu hayali ile alay etmektedir. Kayık yapmayı başaramayacağını düşünmektedir. Tayfun'un annesi ve babası ise ona çok güvenmektedirler. Yukarıda verilen ön bilgilerden yararlanarak Tayfun'un hayalini gerçekleştirdiği başarı öyküsünü yazalım. Bu öyküyü yazmanızı ve ailenize okumanızı istiyorum. Hayal gücünüzü kullanın çocuklar. Sırada etkinlik 6 var. Kıbrıs'ta hipopotam olmayabilir.
Ama deniz kaplumbağalarımız çok ünlüdür. Aşağıda karışık şekiller arasında deniz kaplumbağasını bulalım ve onu yeşile boyayalım. Daha sonra yeşile boyadığımız her bir parçaya dans etmesini seven hipopotam adlı metinden tek heceli sözcükler bulup yazalım. Geriye kalan ve boyamadığımız parçalara ise 2, 3, 4 veya daha fazla sayıda heceden oluşan sözcükler yazalım. Evet, kaplumbağamız burada. Parçamızı önümüze açalım ve kaplumbağanın bölümlerine tek heceli sözcükleri bulup yazalım. Ben bir tane yazdım. Dans. Çok. Ve. De. Hep. Her. Gün. Bir. O. Fark. Bu. Ne? Evet, kaplumbağamızda her bölüme parçamızda geçen tek heceli sözcükleri yazdık. Diğer bölümlere de yine parçadan iki heceli, üç heceli, dört heceli veya daha fazla heceli sözcükler bulup yazabilirsiniz. Bugünkü dersimiz burada bitti. Ama sizden kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Kitap okumanın yararları nelerdir çocuklar? Kitap okuduğumuz zaman bilgimiz artar. Yeni sözcükler öğreniriz. Okuduğumuzu, duyduğumuzu kolay anlarız. Konuşmamız düzelir. Yazılı anlatımımız gelişir. Olaylar karşısında doğru kararlar veririz. Kişiliğimiz gelişir. İşlerimizde başarılı oluruz. Sevilen, sayılan biri oluruz. Ve daha mutlu bir yaşantımız olur çocuklar. O yüzden bol bol kitap okuyalım. Kitap okumuyorsak, kitap okuma alışkanlığı edinmeye çalışalım. Peki, bu dersimizin sonunda neler yapabiliriz? Test 1 ve test 2'yi çözebilirsiniz. Ayrıca sayfa 79'daki Masal Penceresinden adlı şiiri okuyabilir, etkinliklerini yapmaya çalışabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.